Güneyden, sıcak denizlerden, Rio Karnavalı'ndan hepinize merhaba dostlar. Şüpidik şüpidik parmak arası terliklerle gezdiğinizi görür gibiyim. Çünkü artık Flamengo'dayız. Flamengo'nun başarısı için uğraşacağız. Yeni bir taktik deniyoruz. Epeydir 4 sezonu aşkın bir Nottingham oynadık. Leverkusen'e gittik, oraya gittik, buraya gittik. Kanatsız sistemle oynadık. Beşli defansla oynadık. Yine doğaçlama bir şeyler ürettik. Sıcak denizlere inme karnaval taktiği yapmış olduk. Bunun üzerinde tabii çalışacağız. Doğaçlama bir şeyler yaptım. Şimdi yine göstereceğim. Bu arada Jesus bize Luis Gustavo'yu kakalamaya çalışıyor ama teşekkürler hocam. Teşekkürler. Bizim oyuncularımız bize yeter. O bölgede yeterli oyuncularımız var. Arturo Videli aldık oraya. Kafi. Bize başka çar çöp lazım değil. O de kalabilir. Öte yandan değerli yorumlarınızı okumayı özlemişim. Yorumlarda da belirttim ama video sonrasında fikirleriniz, görüşleriniz, şakalarınız, güzel temennileriniz hepsi için ayrı ayrı teşekkür ederim. Her konuda, her masada varız. Bundan sonra da olduğu gibi beraberiz. Hatta yaklaşan bir şey var. 5000 kişiye yaklaşıyoruz. Uzun bir süre önce söylemiştim. 5000 veya 10000 kişi olduğumuzda toplansak San Marino'yu ele geçiririz. Yeni bir ülke, yeni bir takım şeklinde turnuvalara katılırız diye bir ütopik planımız vardı aynı şimdi sıcak denizlere inme politikası gibi San Marino'dan da denize inebiliriz. Tabi Hasan, Hasan Babacan hocam da Pekin ördeği için biraz tatsızlık yaşamış falan ama neyse Rio'da telafi edeceğimiz söyledik. Ekiple birlikte Rio'ya gelirse ama özellikle Alper'i uzak tutabilirsek Rio Karnavalı'nda sıkıntı çıkartır, taşkınlık yapar. Rio sokakları tehlikeli. Öte yandan ısrarla bitmek bilmeyen bir ekitike iliştirmeleriniz var. Gerek Discord'dan, gerek Instagram'dan, gerek yorumlardan. Hocam ekitike Paris'e gitmiş falan hiçbir şey olmaz. Paris'te onu çıtır çıtır yerler, sağa sola kiralarlar. Öyle beşincilik topçusu olarak hayatına devam eder. Ben hala görüşümün arkasındayım. Ama tabii ki de bize bir menajer çakması transfer olarak zamanında Nottingham'a aldık, akabinde de oynattık. İşte sayemizde gene katkımız oldu, kariyerine dokunuşumuz oldu. Başarılar diliyoruz, ama pek başarılı olacağını da düşünmüyorum. Ekitike konusuna da sonunda değinmiş oldum. Geçen sefer unuttum. Her yerden Paris'e gittiği yazıldıktan sonra neyse. Bu kadar muhabbet yeter. Artık ilk maçımıza geçelim. Eyalet turnuvasındayız. Fikstüre baktığımızda şöyle bir e, garip bir lig var. Rio Eyaleti Ligi bu. E, asıl ligden önce. Burada herhalde bize rakip çıkabilecek kimler var? Botafogo Fluminense var. Vasco da Gama biraz iyidir. Diğer takımları kolayca alt ederiz diye düşünüyorum. Burada da bir çerez kupası alırız. Yolumuza devam ederiz. Ama tabii ki hedefimiz Libertadores. Hatta Başkanın telkini Libertadores'te final istiyorum. Minimum final hedefiyle sözleşme imzaladık. Yani mecburen o finale oynamalıyız. Bizim kariyerimiz için de kazanmalıyız. Bangu maçına çıkalım. Taktiğimize gelelim. Şimdi ahali taktiğe geldiğimizde şu rolü denemek istiyorum. Bunu daha önce hiç kullanmadım. Videle gitmeyebilir ama serbest defansif orta sahasında tam beni temsil ediyor. Baya serbest. FIFA'da hatırlıyorsunuz. Defansif orta sağ olmamıza rağmen gidip gol de aradık şut da çektik, defans da yaptık, kanada da gittik, her şeyi yaptık yani. Takıma katkı yaptık, gene de İsmail hocama beğendirememiştik FIFA kariyerinde. yerinde. serbest defansif orta say biraz videle verelim, bakalım maç içerisinde neler göreceğiz. David Luiz'in stoperde aksayacağını açıkçası ben de düşünüyorum ama ön libero da tam bir balta olarak böyle bonus saçlarıyla oradan oraya koşturup hava topu yerden keser, biçer, tekme atar bize bir şeyler kazandırır diye umut ediyorum. Diego'yu yine forvet arkasına koyduk. Bruno Henrique kanat forvet olabilir. Ters ayaklı kanat olabilir. Bunda sıkıntı yok ama bir ters ayaklı bir kanat forvetle oynamak istiyorum. Tabii ki Gabigol yaratıcı forvet olarak koyacağız. Tek başına işi bitirecektir. İki tane iki yönlü bek koydum. Bu noktada kararsızım. Akan oyuna göre sahte bek de yapabiliriz. İki pasör stoperle oynuyoruz. Kalecimiz de Diego Alves. Bol kısa paslı. Ortadan oynayacağız ama pasların şiddetini biraz arttıracağız. Ön alanda oynayacağız. Baskılı oynayacağız. Pres yapacağız. Güçlü bir kadromuz var. Rakip savunmanın üstüne gidilmesini istiyorum. Yani driplingi azalt demiyorum. İşte disiplinli oyna demiyorum. Çünkü ciddi anlamda yetenekli. Ligin üstünde kadromuz. O sebeple o özgürlüğü tanıyacağım onlara. İlk maç için şimdi hızlı seçim desek yardımcılar neyi öneriyor? Luiz'i buraya koydular. Şöyle yapalım. Stopere Tuler'i koyalım. Genç oyuncumuz 21 yaşındaki. Felipe Luiz ve Matei Zinho var. Matei Zinho. Zinho. Lanet olsun senin. Kim adını kim kulağına fısıldadı senin. Böyle isim mi olur? Buraya tabii ki Diego ile. Aa bu arada Vitinho hakkında. Bak burada da Vitinho 11 numara. Hemen size şöyle şovu yapayım. Ee, arkadaşlar açık arttırmaya e, tabidir. Şöyle gördüğünüz gibi bu bir CSK Moskova forması. Vitinho'nun CSK'da oynadığı zamanki orijinal maç formasıdır bu. Sizin için sadece 99 euroya bırakırım. Talibi varsa hemen IBAN'ı gönderelim. 99.9 euroya verebiliriz. Ama Vitinho'yu kadroya almayacağım. Çünkü sakatlıktan yeni çıktı. Yani ilk 11'i almıyoruz. Öte yandan burada Lazaro'yu koyabiliriz. Kaleye Alves'i alacağız dedik. Everton Niye böyle olmuş? Bruno Henrique burada olsun. Tamam. Evet benim gözümde ilk 11'imiz ve yedeklerimiz böyle. Takımı bildirelim. Evet diyelim. Haydi bakalım yeni kariyerimizin Rio Eyalet Kupası'ndaki ilk maçına Bangu'ya karşı çıkıyoruz. Rio de Janeiro bir karnaval havası yaşatacağımız taraftarımız için ilk maçımıza çıkalım bakalım nasıl sonuçlanacak. Buradan ayarlarımızı yapalım. Ee, yönetmen geniş özet değil kritikanlar tekrarlar açık olsun ee, burasını biraz hızlandıralım burası da hızlansın şöyle iyidir bence bence böyle güzel evet Arturo Vidal'le paslaşıyoruz şu anda Vidal bıraktığı Henrique o nasıl bir falso ya ayak içiyle böyle falso mu verilir ilginç Luis Kayo Tuler. Filipe Luis. Bruno Henrique. Bıraktı Vidal. Artı işte serbest. Abi serbest aynı biz ya. Bak FIFA'daki kendi, kendi kariyerim gibi. Serbest adam abi. Aldı verdi bir baktın ceza sahasında golü yaptı. Evet şimdi Diego Korner'i kullandı. Everton Ribeiro'ya gelen top. Luis Vidal. Diego kaptan golünü atıyor. Dakika 7'de 2-0 oldu. Sanırım biz bu Bangu'ya 32 tane gol atabiliriz. Neyse. Sıcak denizlere indiğimiz belli olsun. Yani hocanın geldiği anlaşılsın. Brito uzun gönderdi ama defansımız çok önde. Dönen topları alıyoruz. Gabi Ribeiro vurdu, kaleci çıkardı. Bravo çocuklar. Bravo. Hepinize şuradan süpersiniz diyelim. Evet. Denilson'a bir faul yaptık. Luis isyan ediyor. Sarı kartı yapıştırdılar Luis'e her zamanki gibi. Yani Arturo Vidal volümde yüksek oynuyor. Volümü yüksek Vidal'in. Orta sahada zaten defansımız da öne ettiğimiz için ısı haritamız tamamen orta bölgede. Şimdi Luis Tuller'e döndü. Tekrar Luis. Çok rahat oynuyoruz. Bekleri de bekliyoruz. Bu talimatımız da var. Bekler de hata katılsın diye. Ribeiro çok iyi çevirdi. Gabi gol. Gabriel Barbosa. 3-0 oldu. Getirin Bangu'yu şov yapalım. Herkes bizden korksun. Çıkardık oynadılar. Attılar golleri. Joao Gomez. Bu arada bizim sağ bekimiz sakattı. Sağ bekene yapabiliriz. Luiz'i koysak bu çılgın oynar. Burada da oynar. Thiago Maia'da da gözüm kalmıştı. Bir korner daha. Diego ortalıyor. Yere yatırdılar. Bir penaltı mı var hocam? İncele bakalım. Bakalım Brezilya'da VAR sistemi çalışıyor mu? Penaltı verildi. Rio sokaklarında bir gol daha mı atacağız? Bangu'ya. Gabi topun başında. Ve bir gol daha attık. 4-0. Temiz. taç atışı. Felipe Luis başladı. Vidal. Serbest Vidal. Luis tekrar. içeriye bakamadı. Geriye baktı. O da önemli. Bir yere bakması lazım. Diego şimdi. Terse çok iyi top. Yeni sahabekimiz. Ortaladı. Henrique Henrique. Brito başlattı. Miranda ile bir bango atağı gelişecek galiba. Araya girer miyiz? Baskımız geliyor. Rakibi kaleciye kadar döndürdük. Uzun topa zorladık. En sevdiğimiz şey ama aldık mı aldık. Şimdi Everton, Ribeiro, <laughs> Luis neler oluyor? Çılgın hareketler var iki takımdan da. Bruno Henrique. tekrar Luis Emektar Luis kötü bir yere attı ama Kid araya girdi. Kid gidiyor. Önünü kapattık. Oo, Tehlikeliydi. Tehlike. Bak bu hata bize sıkıntıya soktu. Şimdi Diego ile korneri kullandık. Gabi. Hattrick. Yani bir oyuncu daha değiştirelim bakalım. Şu Lucas'ı deneyelim bakalım sol bekte nasıl etki edecek. Diego da yoruldu. Arrascate'yi alalım oraya. Yine yükseltelim gücünü. Bu arada 5 değişiklik mi oluyor acaba? Eğer öyleyse şu Vitinho'yu da buraya atabiliriz. Aynen 5 değişiklikmiş. 4'ünü yaptık. Bir tane de birazdan yine yaparız. Evet, Breno ile başladılar. Wizni Gustavo baskımız devam ediyor. Araya Gabi girdi, Gabi gidiyor, Gabi, Gabi sen nesin Gabi? Gabiledi, affetmedi. Artık son 12 dakika kaldı. Bir değişiklik daha yapalım. Ee, şöyle bir şey yapsak mı? Nasıl bir şey yapsak? Bir gol daha attık bu arada. Everton'ı alalım. Diğer ya kanatlarımız da çok iyi takım çok söylenecek bir söz yok. Bakalım golü göremedik. Değişiklikleri yap. Isı haritasında artık kızarttık orta sahayı. Yaktık yani. Sadece rakip alanda oynuyoruz. 7-0 oldu. Vidal bıraktı. Aras Keita. Vidal. Volüm Vidal. Serbest Vidal. Of. Güzel bir şuttu. Direkten döndü. Yalnız şut oranımız, isabet şut oranımız çok iyi. 24'te 14 isabetimiz var. 14'ün de 7'si gol oldu. Şahane oynadık bence. Gabi 4 golle takımın yıldızı oldu ama buradaki serbest Vidal de çok dikkatimi çekti ve hoşuma gitti. Güzeldi. İyi başladık bence. Şimdi ufak tefek sakatlıklarımız oluştu. Şöyle bir hızlı seçim yapalım kondisyona göre. Evet, bunlar sakatlar, hurdalar çıktı. E, Diego Alves yine kaleye geçsin. Luis burada iyiydi. Luis'i yine koyalım. Maya bekleyebilir. Tuler'den memnunduk. Tuler'i yine koyabiliriz. Joao Gomez'i buraya geçirdik. Luis, Ayton, Luis kalabilir. Bu tarafta Everton'la başlayalım bu sefer. İki tarafta da Everton var gerçi de. E, Vitinho beklesin. Değişiklik yapalım. Bu sefer burada Marinho ile başlayalım. Takım da biraz birbirine alışmış olsun. Çok da değişiklik yapmayalım. Takımı böyle gönderelim. Rakibimiz kimmiş? Neyse açılımı bilmiyorum. Ama bize karşı biraz zayıf kalabilirler. Evet maça başladık. <laughs> Gerçekten Brezilya sokaklarında mahalle arasında yapılan bir stada benziyor. Umarım kazanırsak bıçaklanma durumlarımız olmaz. Hani çıkışta bekliyoruz ulan Flamengo'lular. Hani Rio bir tek sizin mi? Şeklinde bize karşı biraz sıkıntı yaratabilirler. Bir orta geldi, kaleci topu aldı. Dakikada 25 olmuş bir anda. Evet. Kaleci uzun gönderdi. Savunmamız bunu nasıl indiremiyor? Savunmamız. Yani Magno efendi golü attı. Şimdi Arrascate ortaladı. Luis vuramadı ama bir penaltı var hocam. Bak bak 8 kişi itiraz ediyorlar. Hakemi de dövecekler. Dağılın lan. Dağılın oradan. Heh penaltı verildi. Hadi Gabi. Gabi gol. Zorbalıkla kazanmaya çalışıyorlar. Ayıptır. Gabriel'le başladılar. Marino. Hop araya girdik. Bizdeki Marino. Vidali serbest serbest bu adam bu adam serbest orta saha. Ya bak bak biz FIFA'da yapınca o hoca sen defansif orta sahasın ne işin var rakip ceza sahasında. E, gitmek gerekiyor. Pozisyon gereği bak adam pozisyon gereği gitti golümüzü attı. Tuller'le başladık. Bak Vidal verdi gidiyor gene usul usul. Bak pas trafiğine de katılıyor. Yürü Vidal sen. Yürü yürü. Çaktırmadan. Yine uzun gönderdiler. Gene hata yapıyoruz. Sanırım Luis bıraktı şimdi. Everton. Gabi gole. Gabi'ye vurdurmadılar. Vidal yetişti oraya. Joao Gomez çıkardı. Marinho yatarak müdahale geldi. Ooo güzel orta bak gene Vidal. Gene pozisyonda Vidal. İyiydi. ilk yarıyı iyi dönüş yaptık. Güzeldi. Oyunun hakimiydik. Sadece savunmada biraz hatalar falan yaptık o yüzden. E, bu sefer farklı isimleri denemek istiyorum. Savunma hattımızda böyle bir iki değişiklik yapacağım. Sağ tarafta bu arkadaştan pek memnun değilim. Everton'ı yine alalım buraya. 3 değişiklikle ikinci yarıya başlayalım. Bakalım nasıl gidecek maç? Tabi Vidal de yoruldu. Yani yüksek tempolu oynuyoruz. Yaşı da var derken eyvah Felipe Luis sakatlandı. Ayton'u aldık oraya. Şimdi Ayton'la tacı kullandık. Bir orta Everton Ribeiro ama offside var mı? Yok herhalde. Bu mahalle arasında var diye bir şey yoktur. Offside'a bakalım falan diye. Temiz bir gol attık. Everton Ribeiro bir orta daha. Goller ardı ardına geliyor. Yine 21 şuta ulaştık. 4-1 yaptık. Vidal yükseldi olmadı. Luis vurdu. Seken topu aldılar. Şimdi burada Vidal'i çıkartacağım. Olası bir sakatlık olmasın. Yalnız şu çılgınlığı da yapmak istiyorum. David Luiz'i buraya serbeste bırakacağım. Deli gibi koşsun etrafta. Çılgınlar gibi. Everton Ribeiro free denedi. Direği sıyırdı ve dışarıya çıktı. Bakalım serbest Luis neler yapıyor. Sağlam falso. Everton Ribeiro ortaladı. Marino vurdu kafayı. Yetiştik oraya. Joa Gomez. Thiago. Pereira. Arasqueta. Yine kısa çabuk paslar yaparken bak kısa çabuk yani tamam yaratıcılık var da yaratıcılık var demek şımarmak anlamına gelmiyor arkadaşım. Hop Gabi araya girdi. Gabi çok iyi araya girdi ama bitiremedi. Bir orta yaptık. Gabi yaşan top. Bir ortada ondan bu sefer Rafinha uzaklaştırdı. Marlinho ile geliyorlar. Yerinde müdahale. Artık son 7 dakika kaldı. Bu maçı da rahat güzel bir şekilde kazandık. Neredeyse 30 süt çektik. Maçın adamı Everton Ribeiro oldu. Umarım Luis e, tehlikeli bir sakatlık yaşamamıştır. 2 maç 6 puan 10 averajla devam ediyoruz. Kalçadan sakatlanmış. 3 ay yok diyor uzmana gönderelim. Ne oldu bu bütün krallar sakatlandı. Mahalle arasında maç yapıyoruz diye oyuncularımız sakatlıyorlar. Abi dakika Brezilya Süper Kupası'nda finaldeymişiz. Kimle oynuyoruz? Atletico Paranense mi? Diye tahmin ediyor. Kilit oyuncu Fernandinho. O kral buraya gelmeyin. Güzel. Kaptan Heleno. Şeyleri kapattık ya. E, bu özellikleri çok değişik geliyor şu an. Bak teller var dişlerinde. Aa bir dakika. Hızlıca geçtik ama Libertadores şeylerini çektik. Şimdi Amerika De Cali, Fluminense ve biz varız. Bir de 3. ön turundan 4. maçın galibi gelecek herhalde gruba 4. olarak. Bence grup fena değil. Onlar ne zaman olacak? Recoba Rekopa final birinci ayak. Bu nerenin Güney Amerika Rekopa kupası. Her kupada varız ama bu kupaların sonu nereye gidiyor bilmiyorum. Neyse şimdi biz burada bir ince süper kupa alalım. Şu iki maçı da yapalım. Ondan sonra yine bu Rio eyaleti devam edecek. Brezilya kupası var burada. Tabi şeylerin tarihleri belli olmadı ya da daha ileriki zamanda Libertadores. Evet beyler Brezilya Süper Kupası'nı gelir gelmez ayağımızın tozuyla ilk kupamızı kazanmaya hazır mısınız? Hemen Rio Karnavalı başlamış olacak. Sokaklar bir bayram havası şeklinde olacak. Gabigol'e güveniyoruz. Bizden önce bir beraberlik bir yenilgi varmış. Neyse onları unutturacağız. Bu 4 maçta hiç kaybetmemişler. Marlos da burada. Bakalım. Kapışalım bakalım. İlk ciddi sınavımız diyebiliriz. Diğerleri biraz mahalle takımıydı ama bize çok fark edeceğini sanmıyorum. İlk 20 dakikayı geride bıraktık. Şimdi David Luiz'i stopere çektik bu maç. Thiago Maia'yı şeyim e, Vidal'in partneri olarak belirledik. Joao de geliyoruz. Gomes çizgi indi, ortaladı. Bruno Henrique ile 1-0 yaptık 23. dakika. Maçı zaten tek kale götürüyorduk. Golü de attık. çizgiye indiler ortaladı. Kayo uzaklaştırıyor. Everton Ribeiro yetişebilir mi? Yetişemedi. Cristiano bir Atletico hata olacak. Terence. o David Terence. Bir bir yaptı skoru. İlk atakları, ilk şutları golle sonuçlandı. Bizim Gabi gol biraz sönük kaldı. Evet şimdi Gabi bıraktı. Aradan çok kötü bir pas. Bento'nun uzun topu bizde kaldı. Haydi beyler, haydi beyler. Evet. Vidal. Harikasın Vidal. Vidal sen yapıyorsun bu sporu Vidal. Arturo Vidal. Everton Ribeiro çok uzaklardan vurdu ama Bento çıkartıyor. İlk yarının son dakikasında yalnız taraftar çok ateşli. Çok ateşli yarısı kırmızılı yeşilli falan böyle. Evet, e, Gabi'ye biraz daha e, bekleyelim. O Ayton 630. sol bekimiz yok tabii. Thiago Maia, aslında şöyle yapabiliriz. Luiz'i buraya, buraya bir stoper alalım. E, Tuller'i alalım mesela. Öte yandan çift forvete dönmek istiyorum. Henüz hiç şans vermedik, bizim Pedro'ya şans verelim. Malum onu da çok kullandık. E, onu şurada yardımcı, aynen. Yardımcı forvet destek dediğimizde. Gabi golle halledeceklerdir oyuncularımıza da süpersiniz dedik. Biliyorsunuz Nottingham'ı aldığımızda bize katkısı büyük olmuştu Pedro'nun. Evet Vidal'le çıkıyoruz. Serbest Vidal Ribeiro'ya bıraktı. Pedro Gomez sağ kanada çizgiye indik. Çıkardık Pedro'ya. Pedro ortaladı. Bruno Henrique. Hocam bunu da incelemezsin ya. Tertemiz. Yapıştırdı kafayı böyle. Yani bunu inceleyecek ne var? Bu arada bir değişiklik daha yapacağım. David Duiz uzaklardan şahane denedi. Gabigol'ü bu maç çıkartalım. Ee, şey almadık mı? Vitinho. Sürpriz yapacağım. Vitinho'yu forvet olarak oynatacağım. Hemen orta saha değişikliklerine gidelim. Şimdi 3 değişiklik yaptık. Eğer 5 ise değişiklik hakkımız. Şu ikiliyi birden aynı anda değiştirelim ki. Orta sahada mesela Vidal yerine Lazaro'yu şuraya alabiliriz bence. Bir sakıncası olmayacaktır. Thiago Maia'yı buraya alalım. Öte yandan Luis yerine burada bir tane stopere oynatırız. Maksat sakatlık olmasın. 5 değişikliğe ulaşalım. Talimatlardan da son 10 dakikayı şöyle tempoyu koruyarak geçirelim. Bir tık geriye gelelim. Şunları bitirelim. Geçiş oyununda tempoyu düşür. Dağılımı koru tempo çok düşük olsun. Tamam. Buradan da aşırı savunmaya döndük mü kalan 10 dakikayı maksat kondisyonumuzu koruyalım. Sakatlık olmasın. Zaten 3-4 tane kritik bölgede sakatımız var. 3-1 ile ilk kupamızı kazanıyoruz. Süper kupa. U'su yok. Ü'sü yok burada. Seper kupa yazmışlar ama olsun. Olur. Olur. Portekizcileri biraz zayıf. Biz buradayız. Yine takımımızın eşofmanlarını aldık bedavadan. Bruno Henrique hat-trick yaptı ve kupayı bize getirdi. Hayda Vitinho da sakatlandı. Vitinho'dan da mahrum kaldık. Santos da sakatlandı. Maşallah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sakatımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Evet dostlar dördüncü maçımıza çıkıyoruz. Audox Rio Sport Kulüp diye yine bir mahalle takımına karşı oynuyoruz. 3'te 3 üç yaptık. Hedefimiz bakalım 5'te 5 beş yaparak bu bölümü kapatmak. Yeşil kırmızılı değişik bir tipleri var. Başladık bakalım. Kayoyla defanstan çıkıyoruz. Duiz bıraktı. Atın serbestte, serbest, de. serbest de orada. Evet. Güzel. Vidal'den yine iyi bir pas. Gabi geriye döndü. Vidal Gabi'yi harika gördü. Gabi bu sefer bitiremiyor. Victor yetişti. Grafite. İyi pas yaptılar bu dakikalarda. Angara. Angara Audax. Angaralılara bak topu bize göstermiyorlar. Carlinhos'un üstünden iki kişi zıpladı. Alamadık yine topu. Angara bize bir türlü topu kaptırmıyor. Baskımız devam ediyor. Şimdi kaptık. Gabi aradan bıraktı. Bruno Enrique seken top. Yani Angara. Bak akıllı ol. <laughs> Burası Flamengo. Hem de iç sahadayız. Bıçaklanma tehlikemiz yok. Bir korner. 9. dakika. Vidal'i uçurdular. Beyler yeni aldık. Zaten sakatlar var. Penaltı verildi. Skoru 2-0'a getirdik. bir orta daha. Gabi 3-0 oldu. 14. dakikada. Bravo beyler, süpersiniz. Takımı yormak istemiyorum daha şimdiden. Zaman geçirmeyi, dağılımı koru, tempoyu düşür. Top rakipteyken şuralarda olalım. Pres şiddetimizi azaltalım. Topa dalı kaldıralım. Buradan tamam. Düşük tempoyla ve temkinli oynayalım. Sakin Kondisyonunuzu koruyun. Sakatlanmayın. Gerek yok yani. 10 tane atsak ne olacak? Şimdi Everton Ribeiro kötü bir free kick kullandı. İlk yarı biterken bir Angara taç atışı başlangıcı oldu. Anderson içeriye baktı ortaladı. Grafite. Abi oyun oyun böyle pusuda bekliyor savunmaya çekti. Hemen gol yedirmeliyim diyor. Yani rakip Seed Jetpa Spor bile olsa, Çorum Spor da olsa sen Brezilya dünya karması artı 17 kişi de oynasan gene sana o golü yediriyor. Yani yapan arkadaşlar o kadar iyi yapmışlar ki savunma tıkladığından bitti. O gol yenilecek. Kaçamazsın diyor yani. Evet geldik devre arasına. Vidal'i daha erken çıkartmak istiyorum. Buraya bir Bence şöyle yapalım. Diego'yu buraya koyalım. Diego buradan oynasın. Bruno Henrique'yi çıkartalım. Buradaki Everton'u alalım. Yani değişikliğe ihtiyacımız yok ama ortam yeşillensin. Böyle biraz herkes oynasın diye değiştiriyoruz. Yoksa o bizim bu arada Rodney 6.3 ile oynuyor. Neden öyle 6.2? Çık. Çık bu kadar iyiken takım sen nasıl bu kadar rezilsin? Ayton da sakatlanmış. Hayda. Beyler biraz tatili plajı bırakın da şu arkadaşlarla ilgilenin bak dökülüyoruz sürekli sakatlanıyoruz. Giymişsiniz parmak arası terliklerinizi. Rio'da Rio, karnavalda karnaval. Hep deniz hep deniz olmaz biraz iş. Bak bir sürü sakatlandılar. Bir şeyler yedirin içirin kuvvetlendirin. Artık son 13 dakika son değişikliği de yapalım. Kimi alalım oyuna? Pedro'yu aldık buraya. Gabigol. Gabi. Harika denedem olmadı. Bu sefer 4.0'a ulaştık XG'de. En yüksek bu maç oldu sanırım. Everton şimdi çıkardı. Thiago Maia direkten döndü. 24 şut 11 isabet 4.06'ya çıktı. Ribeiro ortaladı. Seken top. Tekrar Ribeiro. Max kurtardı. Ve maç bitiyor. 4-1. Angara'yı da yendik. 4'te 4 yaptık. Evet böyle geldik bölümün son maçına. 4'te 4 yaptık. 5'te 5 yapmak için Boavista deplasmanındayız. Eyalet Süt Kupası Rio de Janeiro mahalle maçlarının bir yenisiyle tekrar birlikteyiz. Bu noktada Bizi zorlayabilen bir takım çıkmadı. Hoş ligdeki bir takımla e, süper kupayı oynadık. Orada da zorlanmadık ama bakalım nereye kadar böyle gideceğiz. Şimdi Boavista kendi yaralanında paslar yaparken savunma arkasına kaçtılar. Miguel çok rahat, çok rahat geldi. Yani resmen... Evet baskı 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 ön alanda Kaptık mı? Aynen Luis şimdi Bıraktığı Everton Ribeiro oh. <laughs> Gole giderken topu kurtardı da offside'a düştük Beyler Eketike gibi hareketler yapmayın bak Hani kazmalık yaptığınızda, 5 maçın birinde gol attığınızda sizi Paris transfer eder diye yapıyorsanız yapmayın. Ben sizi kadro dışı bırakırım. Bu, bu neymiş bu Miguel neymiş? Nerenin adamı bu? Kaçıp kaçıp gidiyor oradan. Luis uzaklaştırdı. Donizete. Şimdi bir duran top şansı. David Luiz. Ho ho ho. David Luiz. Ayrtonlu taç atışını kullandık. Diego Bruno Enrique. Diego'ya bıraktı. Kaptan ortaladı. Marco Aurelio oyuna girmiş. Bu yaştan sonra. Bir orta daha Bruno Enrique'ye dışarı. Beraber biraz hareketlenin. Biraz biraz kımıldanırsanız şöyle. Bak gene Miguel atacaklar. Miguel'i tutun. Miguel'i tutun. Neyse Miguel'e gitmedi top. Vidal. Hadi serbest Vidal. Yap artık. Yaptın da. Biraz dışarıya gitti sanki. Güzel. Dönen top yine bizde. Oha. Oradan da kaçırmazsın yani. Baskı baskı baskı. İşte bu kadar. Çok iyi. Güzel kaçtı Bruno Henrique. Çok temiz. Çok temiz gol. Güzel sıyrıldı. İyi bir bitirici vuruş. Yani birinin Boavista'yı anlatması lazım. Bize ilk golü atarsanız biz acımayız. Daha çok atarız. Diego'nun kondisyon sıkıntısı var. O yüzden onu çıkartalım. Yormayalım kaptanı. İkinci yarıda orada reskate oynasın. Bir korner kullandık. Bruno Henrique direkten dışarıya çıktı. Şimdi uzun gönderilen top. Igor'dan önce Tuler. Aradan Ribeiro'ya bıraktık. Koşular var ceza sahasına. Göremedik. Göremedik. Vidal aldı topu. Vidal bıraktı Bruno Henrique. Bruno Henrique gene direğe vurdu. Dönen top Ribeiro. 3-1. Şuradan Luiz'i Thiago Maia ile değiştirelim. Sarı kartı var. Gabi güzel geçti. Gabi dışarıya gitti. Gabi de bugün tam karavana. Ribeiro'ya atılan top. Ribeiro dışarıya çıkardık. Thiago Maia. Vidal. Vidal uzaklardan vurdu seken topu Ribeiro. Ne koştu be. Kaleci yerden kalkana kadar yetişti. Gol iptal edildi ama. Oyuncuları değiştirelim. 3 değişiklik daha yapalım. Kanatları değiştirelim. Buraya bir Vitinho. Buraya bir Everton. 4 oldu. Bir değişiklik daha. O da Vidal olsun. Vidal'le de Joao Gomez. gene direğe vurduk. Buradan temkinliğe geçelim. Talimatlardan tempoyu düşürelim. Şiddeti azaltalım. Tamam dedik. Safe. Safe beyler. 5'te 5'e gidiyoruz. Biz güneye geldiyse güneyin haberi olsun artık. Rio sokakları artık daha tehlikeli sayemizde. 35 şuta ulaştık. 36 oldu. En çok şut çektiğimiz maç ama en az gol attığımız maç oluyor. İyiydik takım. Bravo beyler. Bu sonuçlar ardından 4 maçta 12 puana ulaşan tek takım biziz. 15 averajımız var. Gayet iyi gidiyoruz. Ya tabii şöyle bir şey de olabilir. Hani burada 6-7 maç var ama yani bu sokak mahalle maçları açıkçası çok memnun edici ya da bir ölçü değil yani. Hepsini kazandık kazanmaya da devam edeceğiz. Hani belki sizlerle direkt ligin başlangıcından başlasak daha keyifli olabilir diye düşünüyorum. Şu Recopa Kupası ile mesela buradan başlarız. Santos, Botafogo, Palmeiras böyle gideriz diye düşünüyorum. Çünkü burada ya yok işte bu Portekizadır, Resentedir, Vredir, Meredir, Novaguchi'dir. Yani bunlar bizi durduracak takımlar değil. Her maç 4-5-6 zorlasak 7 atarız. Buraları ben belki de siz olmadan geçebilirim bir sonraki bölüm için. Biraz daha dişimize göre takımlarla kapışmak istiyorum açıkçası. Evet sistemimiz bu, takımımız bu. Ha bu arada hemen şöyle de bir şey yapalım. Buraya e, kaydet diyelim. Rio Karnaval taktiği. Taktiğimizin adı bu. Yeni nesil Rio karnavalı. Kaydet. Rio karnaval taktiği. Bu. Karnavalı bu şekilde fethedeceğiz. Sıcak denizlere bu politika ile ineceğiz. Tabi sakatlarımız da dönecek. Daha iyi olacağız. Fikstürde gördüğünüz gibi 7-4-3-4-3 attıkça attık. Birer tane de ayıp olmasın diye yedik mahalle takımlarından bıçaklanmama riskini göze almadık. Evet Portugeza bir sonraki maç. Durumlar buydu. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Flamengo maceramız bir sonraki bölümle devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.